Her ne kadar vatandaş olmak göçmenlere önemli haklar sağlasa ve entegrasyonlarını kolaylaştırsa da bu hakka sahip göçmenlerin yalnızca 2/3'ü Amerikan vatandaşı oluyor. Oysa vatandaşlığa geçenler oy kullanabiliyor, kamuda çalışabiliyor, sağlık ve diğer kamu imkanlarının tamamına erişebiliyor, birçok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor ve yakın akrabalarının göçmenlik başvurusuna sponsor olabiliyor. Yine de bazı göçmenler İngilizce ve vatandaşlık bilgisi sınavlarını içeren uzun süreçten korkmaları gibi nedenlerle vatandaşlığa geçmeyi seçmeyebiliyor. Aynı zamanda yapılan başvuruların Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi tarafından giderek daha katı şekilde değerlendirilmesi de bu süreci geciktiriyor ve adayları caydırıyor. Önceden bu başvurular yapıldığında genelde kişilerin vatandaşlık başvurunun sonuçlanması 6 ay civarında sürerken şimdi ise 1 yıl geçtiği örneklerle görülebiliyor. Vatandaş olanların benzer özelliklere sahip göçmenlere göre çok daha fazla kazandığı gerçeğine vurgu yapılan raporda daha fazla kazancın çok daha yüksek vergi ve yaşadıkları topluma daha fazla ekonomik katkı anlamına geldiği belirtiliyor. 2020'de ise koronavirüsü salgın nedeniyle vatandaşlığa geçiş süreci durma noktasına geldi. Mart ayından Mayıs ayına kadar yüz binlerce başvuruyu etkileyen yüz yüze görüşmeler ve yemin törenleri askıya alındı. Her ne kadar işlemler Haziran ayında kademeli olarak yeniden başlasa da salgından önce gelen başvuruların da birikmiş olması nedeniyle hızlı ilerleme sağlanamadı. Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler nedeniyle her gün ortalama 2100 göçmenin vatandaş olduğu Amerika'da 19 Mart'tan Mayıs ayının sonuna kadar 130 bin göçmen vatandaş olamadı. Bu süreçte yüksek bütçeli bir kurum olan ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi işlemlerin askıya alınmasıyla başvuru sahiplerinden gelen ücretlerin de kesilmesiyle büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı. Raporda bu durumun personelin 2/3'ünden fazlasının işten ayrılabileceği ve iş yükünün çok daha fazla artabileceği endişesini körüklediği görüşüne yer verildi. Ankete katılanların yaklaşık 1/4'ü görüşme bildirimleri yanlış adreslere gönderildiği ya da çok geç gönderildiği için görüşmeleri kaçırdıklarını belirtti. Yine katılımcıların yaklaşık 1/4'ü görüşmelerin süresinin 20 ila 30 dakikadan 45 ila 60 dakikaya yani 2 katına çıktığını dile getirdi. Hatta 90 dakikayı bulduğunu söyleyenler bile oldu. Yine katılımcıların 1/3'ü daha fazla kanıt talebi istendiğini dile getirdi. Özellikle vergi ve gelir bildirimleri, ikamet, evlilik ve sabıka geçmişiyle ilgili belgeler konusunda daha sıkı davranıldığı ifade edildi. Bu da başvuru sahiplerinin sorulara yanıt verebilmek için ABD eyalet ve yerel makamlarından ve hatta yabancı hükümetlerden belge talep edebilmek için önemli ölçüde zaman harcamaları anlamına geliyor. Bu tür belge talepleri vatandaşlığa kabul sürecinin bütünlüğü açısından önemli olsa da başvuru sahipleri ve avukatları üzerindeki yükü artırıyor ve zaten biriken başvuruların daha da çoğalmasına neden oluyor. Şu anki görevlilerin görüşme sırasında kişilere aslında tarihi sorular dışında ya da İngilizce noktasında yeterlilik durumu dışında da kişilerin İngilizce seviyesini öğrenmeye çalıştıklarını ve dolayısıyla başvuru yapan kişilerin İngilizce noktasında zorlanmalarına yol açtığını görebiliyoruz. Bir başka yorumda vatandaşlık için gerekli iyi ahlaki karaktere sahip olduklarını göstermek için başvuru sahiplerinin karşılaması gereken standartların yükseltildiği. Şu an çok basit trafik cezalarının bile kaydının ve onların ödenip ödenmediğinin kayıtlarını kişilerden istenildiğini görüyoruz. Yani bu noktada aslında kişinin vatandaş olmasını engelleyecek bir suç türü ya da olmasa bile bu durum bu noktada işte kişiden yani driving record denilen kişinin sürme geçmişini gösteren detayları istemektedirler. Bütün bu değişiklikler ya da bütün bu prosedür noktasında görüşme sırasında kişilerden istenilen bu talepler tabii ki başvuru süreçlerini uzatmakta, sonuçların alınmasını geciktirmektedir. İşlemlerin kağıttan elektronik formlara geçirilmesi sürecinde yaşanan zorluklar ve başvuruların elektronik veri tabanına aktarılamaması da işlemlerin tekrarlanmasına ve daha uzun sürmesine neden oldu. Özellikle başvuru süreçlerinin uzamış olması ve kişilerin vatandaşlık görüşmesine girdiklerinde yaşadıkları bu zorlu görüşme ve aynı anda da şimdi kişilerin başvuru ücretleri, ödeyeceği başvuru ücretlerinde çok yüksek bir başvuru
ücretiyle karşı karşıya kalmış olması, bundan sonra tahmin ediyoruz vatandaş başvurularında daha az bir başvurmaya yol açacağı görünmektedir. Raporun sonuç bölümünde göçmenlerin ABD toplumuna tam olarak katılabilmesi için vatandaşlığın şart olduğu görüşüne yer verildi. Vatandaş olmadan oy kullanamayacakları, jürilerde görev alamayacakları, belirli işlere başvuramayacakları veya vatandaşlara sağlanan tüm haklardan yararlanamayacaklarına dikkat çekildi. Varılan bir başka sonuçta vatandaşlık sürecindeki gecikmelerin göçmenlerin entegrasyonunu engellediği ve topluma potansiyel ekonomik, sosyal ve politik katkıları sınırladığı yönünde. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington.